Haksızlıklar oluyor. E i̇şte bu haksızlıklar yüzünden de tabii ki ben hararetle idama karşıyım. Çünkü idam edildikten sonra pardon denen insanlara rastladık dünyada. Bir olayı çözmek için tabii ki her zaman kendinizi failin yerine koymak zorundasınız. Touch diye ne diyoruz yani dokunduğunuzla geçen DNA. İki kişi karşılıklı gelip de işte diyelim ki yarım metre arayla konuştuğumuzda benim ağzımdaki tükürük tanecikleri sizin yanağınıza gelip konmaya başlıyor. Yüzüyor DNA havada. Yıkasanız bile gitmiyor. Yani iç çamaşırında semen var, onu yıkıyorsunuz, çamaşır makinesinde kurutuyorsunuz, ütülüyorsunuz. Hala onun üzerinde o semenin DNA'sını bulmak mümkün olabiliyor. Bir güne değil Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Profesör Doktor Sevil Atasoy. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz hemen ilk sorumuza başlayabiliriz. Başlayalım evet. Çocukluğunuzdan bahsederken karanlık bir Alman kültürü aldığınızdan bahsediyor. Kafkalarla, Brechtlerle büyüdüğünüzü söylüyorsunuz. Peki Alman lisesi yıllarınızın bugünkü karakteriniz olan etkisinden bahseder misiniz? Hiç kuşkusuz çok ciddi etkisi olmuştur. Çünkü çok küçük yaşta girmiş olduğunuz ve uzun yıllar içinde bulunduğunuz bir ortam. Ben 68 mezunuyum Alman Lisesi'nden. O tarihte öğretim üyelerinin hemen tamamı Almandı. Yani tabii ki tarih, Türkçe, edebiyat bunlar hepsi Türk hocalar tarafından okutuluyordu ama bütün diğer dersler Almanlar tarafından veriliyordu ve bu İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış olan kişilerdi bunların çok büyük bir bölümü. Bir yakınlarını kaybetmişler, savaşı görmüşler, açlığı ve yoksulluğu görmüş olan insanlardı. Bir bölümü de tabii aynı zamanda Hitler gençliğinin geride kalan kırıntılarıydı. Tabii onların pek de keyifli ve mutlu insanlar olduğu söylenemez. Yani o insanlar kadın olsun, erkek olsun Oldukça karamsar, geleceğe hep kaygıyla bakan, insanın her işi yapması gerektiğine, koşullar ne olursa olsun tek başına ayakta durması ve yalnız kalmanın mümkün olduğunu öğreten insanlardı. Şimdi bu tabii benim üzerimde çok büyük etki oluşturdu. Ama bir kere bana yalnız kalmayı öğreten bir rol modellerle karşı karşıya kaldım ve severim yalnız kalmayı ve yalnız kaldığım zaman da çok üretkenimdir ve bundan da hiç sıkılmaz. Bu bir. İkincisi her işi yapmayı öğrettiler. Benzer şekilde anneannem de her işin yapılması icap ettiğini söyleyen birisiydi. O da 1901 doğumluydu. Savaşı görmüş insanlar. Onlar da yoksulluğu ve açlığı görmüş olanlar. Yani sıcak suya ekmek banıp akşam yemeği diye yemiş olan insanlar her işin yapılacağını ve ne olursa olsun ayakta kalınabileceğini ve bir şekilde insanın karnını doyurabilecek kadar para kazanmasının mümkün olduğunu ve içine kapanmaması, mutlaka mücadele etmesi, düşerse yeniden kalkması ve hedefler koyması gerektiğini bu insanlar bana öğrettiler ve ben bundan çok mutluyum şu anda. Çok da etkiledi tabii beni hayatım boyunca ama Tabii yani orada okuduklarımız da yani bize okutulan eserler de e, elbette çok buna katkı yapan eserlerdi. Bir kere Kafka'ydı, Brecht'ti e, yani biliyorsunuz e, Kafka kendi içinde tabii bir başka yani dünya edebiyatçısı. Onun mutlak doğruluk diyerek e, tanımlanan bir e, yaklaşımı vardır, absolute wahrhaftigkeit. Hakikaten her şeyin doğrusuna erişme dürtüsünü zannedersem onun yazdıklarını yorumlayan tabii ki yine edebiyatçı öğretmenlerimizden ben esinlenerek yani bugünlere geldim mesleğim içinde çok büyük önemi var, kesin doğruluğun. Bir de tabii ki onun Milenaya yazdığı mektuplar var. Lise yıllarında hep aşıksınız zaten. Çok da severek mektup yazdım, hep yani yazdım işte yani mektup. Dolayısıyla mutlaka onun yazmış olduğu Milena da sıradan birisi değildi tabii ki. Gazeteciydi, yazardı, editördü, çevirmendi. Ve de Milenaya mektuplar, Kafka'nın yazmış olduğu. Almanca olmayan tek eserdir geride kalan, Çekçe'dir onlar ama biz onların tabii ki Almanca çevirilerini okuduk ve hala da e, elimin altındadır yani gider gelir bakarım. Bir de Brecht tabii ki, Brecht'i oynadım da üstelik yani tiyatro grubundaydım okulun ve Brecht'e ait yani birazcık, işte Sezuanın iyi insanının lise için modifiye edilmiş şekli falan öyle düşünün yani brecht gerçek bir brecht değil tabii ama onu yine önemli edebiyatçılar yani okullarda oynanacak şekilde değişikliğe uğratmışlar orada o da bir Çin'de geçen bir olaydı belki şimdilerde de çok Çinle ilgili yazıyorum e, okuyorum e, o da belki oralardan gelmiş olabilir. Türkiye'de adli bilimler lisans programı açılmasının uzun vadede adalet sisteminin işleyişine ne tür katkıları olacağını düşünüyorsunuz? Öncelikli olarak hukukçuların yanında çalışarak yani avukatlarla birlikte dosya inceleyerek çok büyük katkıları olabilir. Onlar çünkü gelen raporları değerlendirerek içindeki ifadelerden yani tanık ifadelerinden başlayarak ya da olay yerinin nasıl incelendiği, neler toplandığı oradan ve laboratuvarda bunlar incelenirken nasıl sonuçlar çıktı. Yani otopsi raporlarından tutun da parmak izi karşılaştırmalarına kadar bütün teknik alanlarda bilgi sahibi bu insanlar. Bir kere bunu yapabilirler. Yani hukukçuların yanında çalışabilirler. Bir, tabii ki belli bir alanda uzmanlaşırlar. Çünkü son sınıfta onları uzmanlaştırıyoruz. Yani kimisi belge inceleme uzmanı oluyor, kimisi DNA analizlerinde uzman oluyor. Bunun gibi kimisi adli kimyada. E, bu alan veya sosyal bilim dallarını da seçebiliyorlar. Mesela revaçta olan kriminoloji, viktimoloji de yapmak isteyen var. Tabii ki benim gönlüm Onların hepsinin bir yüksek lisans yapmasından yanadır. Yani çünkü Üsküdar Üniversitesi'nde biz sadece lisans değil, ondan çok daha önce başlamış olan lisansüstü programlar da açıyoruz. Yani hem yüksek lisansı hem doktorası var adli bilimlerin. Bence e, cazip bir meslek tabii ki. %80'inin de kadın olduğunu söylemek isterim. Yani çok me meraklısı var tabii bunun. Değişik nedenleri var elbette kadınların neden buna meraklı olduğuna dair ama bence seçilebilir geleceğin mesleği. Çünkü çok dinamik bir meslek, suçlar değişiyor ve siz de sürekli olarak kendinizi yenilemek zorundasınız onlarla mücadele etmek için. Az önce %80'inin kadın olduğundan bahsettiniz ve cazip gelmesinin çeşitli nedenleri olarak söylediniz. Peki sizce cazip gelmesinin nedenleri nedir? Onu biraz daha açmak istiyoruz. Peki, yani şimdi şöyle, kadınlar polisiye dizileri, polisiye filmleri daha fazla izler, polisiye romanları daha fazla okur. Erkekler ise savaş filmlerini ve casus romanlarını ve dizilerini tabii ki o alanı tercih ederler. Bu bütün dünyada kadın erkek arasındaki bir temel fark. Dolayısıyla bu çok önemli ve ilginç farkı birçok ülke anlamaya çalışmış. Yani neden kadınlar polisiye izliyor ve polisiye okuyor diye. Tabii bunun devamında da neden bu alanlarda e, üniversiteye gidiyor? Yani adli bilimleri seçmelerinin nedeni de aslında bir anlamda bu alanlardan tad almaları diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de yapılmış herhangi bir araştırma yok. Ama bir kere benim kendi gözlemlerim var. Gerçekten işte şu anda 10. su piyasaya çıkacak olan gerçek suç öyküleri yazıyorum ben yıllardır yani böyle kitaplarım var her biri gerçek birer suç öykü birçok suç öyküsü tabii içeriyor bu imza günlerinde kuyruğa baktığınız zaman 7'den yetmişe e, her türlü yani her sosyoekonomik e, şeyden e, kesimden e, kadınların ağırlıklı olduğunu görüyorsunuz ve de Birçoğu gelip işte biz de bunu okumak istiyoruz, biz de bunu yapmak istiyoruz diye tabii ki çok öğrenci var. Yani Anadolu'da özellikle imza günlerinde ki onu tercih ediyorum. Şimdi önümüzdeki ay mesela önce Antep'e gidiyorum, sonra Antalya'ya gidiyorum. Yani orada da kesin yine kadınların çoğunlukta olduğu konferanslar vereceğim ve de kitap imzalayacağım. Şimdi e, öte yandan niye kadınlar bundan hoşlanıyor derseniz iki nedeni var bizim değil. bulduğumuz değil ama bilimsel araştırmaların göstermiş olduğu başlıca iki neden var. Bu dizilerde, öykülerde mağdur genellikle kadındır. Kaçırılan, dövülen, cinsel saldırıya uğrayan, öldürülen mağdur çok büyük bir olasılıkla kadın. Şimdi aslında hayatta gerçekte böyle değil. Yani öldürülen kadın sayısı erkek öldürülen erkek sayısından çok çok daha düşüktür. Erkekler Kadınlara gösterdiği şiddetin çok daha fazlasını yine erkeklere karşı gösterirler çünkü yani bu e, gerçek bir şey değil yani devamlı kadınların mağdur edildiğini söylemek hiçbir şekilde zaten doğru değil. Şimdi mağdurlar kadın, bunu izleyenler yani bir kadının mağdur olduğunu izleyenler bir dizide ya da bir filmde bir kere başına neden bunların geldiğini görüyor. Ne olmuş işte çok klasik bazı şeyler söylüyorum kapıyı açmış ya da otomobiline binmiş tanımadığı birisiyle işte gitmiş bir yerleri üstelik bir şeyler içmiş filan yani böyle örnekler görülüyor ve kadınlar bunu gördükleri zaman bir kere buradan ders çıkartıyorlar ben bu hataları yapmamalıyım diyorlar yani yaparsam başıma bunlar gelir bu bir ihtimal. İkincisi bunları gördüğü zaman ben zaten bunları yapmıyorum. Ben zaten akşam sokağa çıkmıyorum. Ben zaten tanımadığımın arabasına binmem, kapıyı da açmam, elbisem de kısa olmaz. Tanımadıklarımla da internette muhabbet etmem. İşte mail yazmam, telefonda cevap vermem falan gibi kendilerini bir anlamda rahatlatıyorlar. Bunun iki, işte başlıca iki nedeni bu. Yani her yerde bilinen iki neden sanırım Türkiye'de de böyle olsa gerek. Evet. E, Karanlığa Yolculuk adlı kitabınızda şöyle söylüyorsunuz. Telafisi mümkün olmayan bir izi delil sanan ya da bir delili yanlış yorumlayan bilir kişiler yüzünden masumların suçlanması ve mahkum edilmesidir. Peki sizce teknoloji bu sorunların önüne geçiyor mu yoksa yeni problemlerin kapısını aralıyor mu? Çok önemli bir dava, daha doğrusu birkaç dava parmak izlerine çok da fazla güvenmemek gerektiğini ve mutlaka başkaca delillerle meselenin desteklenmesi icap ettiğini bize öğretmiştir. Bunlardan bir tanesi ünlü Madrid bombalamalarıdır. Tren bombalamaları. Orada yüzlerce insanın yaralandığı, bir o kadar da öldüğü falan bir saldırıydı bu. Ve bir otoparkta bir minibüs buluyorlar. Minibüsün içinde bir siyah poşet buluyorlar. Poşet içerisinde de detonatör buluyorlar. Yani belli ki patlamada kullanılmış bir şey bu. Bir Oraya malzeme taşınmış bir poşet. Bunun üzerinde bir parmak izi buluyor İspanyollar ve kendi veri tabanlarında karşılığı yok. Europol'e haber veriyorlar. Europol Avrupa'nın bütün parmak izlerini bir arada toplayan polis teşkilatı orada da yok. Bunun üzerine Amerikalılar bir de bize gönderin, biz bakalım diyorlar. Bunlar da internet üstünden kendilerince. Yüksek çözünürlüklü olarak düşündükleri e, poşet üzerindeki parmak izlerini gönderiyorlar ve Amerikalılar e, var diyorlar bunun karşılığı bizde var birini buluyorlar e, buldukları kişi bir avukat bir Yemenli kadınla evli olan bir avukat ve adamın daha önce işte işit yanlısı bazı kişilerin avukatlığını yaptığını da tespit ediyorlar evini arıyorlar. Evinde Arapça yazılı defterler buluyorlar. Ve diyorlar ki tamam işte bu. Fakat adamın hiç pasaportu yok. Yurt dışına hiç çıkmamış yani Amerika'dan hiç ayrılmamış. Ve o defterlerde oğlunun Kur'an kursundaki ders defterleri. Fakat bu adamı bir ay kadar filan göz altında tutuyorlar bulduk diye. Sonra olmadığı anlaşılıyor tabii. Pardon diyorlar milyonlarca dolar tazminat ödüyorlar. Bundan sonra artık hiç kimse parmak izlerini bir yerden bir yere göndermez oldu. Yani böyle bir hata olabileceğine dair. DNA tabii ki kişiye özgü ve de işte bizim her şeyimiz. Sesimiz, yürüyüşümüz, rengimiz, saçımız, gözümüz, her neyse hastalıklarımız. DNA analizleri başladıktan sonra tabii ki gerçek sihirli DNA'yı bulduğumuzu zannettik. Fakat DNA analizleri giderek daha duyarlı hale geldikçe yani bir zamanlar bir tüp kan alırdık DNA analizi yapabilmek için. Şimdi bir tek kepek tanesi bile yeterli oluyor. Yani analizi yapabilmek bu kadar daha az miktarda materyalle mümkün olabiliyor. Tabii bu kadar düşük miktarda e, örnekle çalışabildiğiniz zaman ki biz bunu artık touch diye ne diyoruz yani dokunduğunuzla geçen DNA. iki kişi karşılıklı gelip de işte diyelim ki yarım metre arayla konuştuğumuzda benim ağzımdaki tükürük tanecikleri sizin yanağınıza gelip konmaya başlıyor. E, veyahut da birbirimizin elini sıktığımızda ya da önce ben bu koltuğa oturmuşum kolçaklara kolumun çıplak vaziyette dayamışım sonra siz geliyorsunuz oraya oturuyorsunuz sizin üzerinize benim terim çıkıyor. Ve birdenbire transfer yani yüzüyor DNA havada. Yıkasanız bile gitmiyor. Yani çamaşırdaki semen lekesini yıkıyorsunuz mesela iç çamaşırında semen var onu yıkıyorsunuz çamaşır makinesinde kurutuyorsunuz, ütülüyorsunuz. Hala onun üzerinde o semenin DNA'sını bulmak mümkün olabiliyor. Şimdi hal böyle olunca birdenbire hiç beklenmedik de haksız mahkumiyetler olmaya başladı. Yani bu duyarlılık arttıkça e, bu da e, tek başına bir delil olarak kullanılmaması gerekir diyoruz ama ve diyoruz ki yani dosyanın kendi içindeki tutarlılığına bakın. Yani başka delillerle de bu bu iddianızı desteklemeye çalışın. Ön yargılar çok. Yani bu sektörde ön yargı çok. E, benzetmeye başlıyor insanlar ister istemez. Bu daha çok el yazıları e, da mesela görülüyor iki el yazısını karşılaştırdığınız zaman yani bu imza bunun mu ya da bu yazı bunun mu dediğiniz zaman dosyayla ilgili bilgi sahibiyseniz eğer benzetiyorsunuz. Yani şüpheli kimseyi biliyorsanız kim olduğunu onun ona yönelik çalışıyor beyniniz. Bunları önlemek için tabii ki birçok önlem alınıyor. Dünyanın dört bir yanı bununla uğraşıyor. Ama gerçek mutlak yok. Yani Kafka'nın e, gerçek gerçek mutlak gerçeklik diye bir şeyi maalesef Yok, haksızlıklar oluyor. E i̇şte bu haksızlıklar yüzünden de tabii ki ben hararetle idama karşıyım. Çünkü idam edildikten sonra pardon denen insanlara rastladık dünyada. Az önce Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Lisans Programından bahsettiniz. Geleceğin adli bilimler uzmanlarına hangi yönlerini geliştirmelerini önerirsiniz? Bir diğer deyişle ideal bir adli bilimler uzmanında hangi özellikler bulunmalı? dünyayı takip etmesi icap eden bir meslek bu. Yani sen, çünkü şöyle sınırların kalktığı bu dünyada hiçbir şekilde izole bir ülkeniz olamaz. Yani muhakkak dış, dış dünyayla bir şekilde irtibat halinde olursunuz. Yani bugün mesela e, maalesef bu İran'da yaşadığımız çok dramatik olayın neticesinde İran e, hükümetinin interneti kapattığı ve de işte şeye ulaşılamadığı Twitter'ı ya da Instagram'a ulaşılamadığını görünce birileri diyor ki Tor kullan e, öbürleri diyor ki işte VPN kullan anlatabiliyor muyum yani bunun sonu yok ne yaparsanız yapın insanlar bilgiye ulaşacak ve de önümüzdeki yıllarda muhakkak ki çok daha kolay ulaşacak ve çok daha geniş kitleler daha gençler tabii ki e, bu şeye gelecek, bu seviyeye gelecek şimdiki kuşak. Neler neler yapacak. Şimdi tabii karanlık webler, orada işlenen suçlar. Yani hiç kimse artık oradan buradan hırsızlık etmekle vakit kaybetmeyecek. Bir, nok bir noktada bambaşka bir dünyayla karşı karşıya kalacağız. Şimdi demek ki bu e, dünyaya açılmışlık bize aynı zamanda suçla da karşılaşmayı getirecek. Akıllılık yaptığın hatayı ikinci bir defa yapmak değildir bana göre. Hani yapmamak değildir. Hani denir ya yani bir hata yapıyorsan ikinci bir defa aynı hata yaptığın takdirde yani akılsız bir insansın denir yani biz. Hayır böyle bir başkalarının hatalarını da görüp Onlardan ders çıkarıp onları yapmamak lazım bu sektörde. Sadece kendiniz bir kere hata yaptığınız zaman onu tekrarlamamak değil, başkalarının yaptığı hataları da yapmazsanız eğer bu takdirde ileriye gidebilirsiniz ancak. E bu da ancak yabancı dil bilmekle olur. Bütün bu hikayeyi anlattığımın nedeni aslında yabancı dilin bu meslek için ne kadar önemli olduğunu. Çünkü başka türlü, yurt dışındaki diyelim ki sizden o işi daha iyi bilen bir meslektaşınızla bile iletişim kuramazsınız. Aa, diyeceksiniz ki bu e, işte şimdi bakın Google Translate var ondan sonra konuştuğunuzu o anda hemen çeviriyor. Evet çeviriyor ama yanlış çeviriyor şu anda yani yüzde yüz görmüyoruz. Ve bu da o kadar büyük bir gelişme değil şu anda. Yani Afganistan'da Amerikalılar peştunlarla konuşurken kendileri İngilizce konuşuyordu. Ötekiler peştunca dinliyordu. Yani daha 20 yıl önce bile bu teknoloji vardı. Çok yeni bir şey değil. Ama buna rağmen iki insanın ortak bir dili konuşarak yani birbirleriyle anlaşması kadar bence önemli bir şey yok. Ve uzunca bir sürede insanlar bilimsel yayın yapacaklar. Yani bir şekilde yazacak. Şimdi yazanlar kim? Tabii ki İngilizce yazıyor ne yazık ki. Rusça yazmıyor artık. Eskiden uzun yıllar Rusça da çok değerli bir dildi ee, ama artık yazmıyorlar. Yani onlar da İngilizce yazıyor. Dolayısıyla bir İngilizcenin gerçekten önemli olduğunu söylemek isterim. Ee, az önce de söylemiştiniz ve bir röportajınızda da şöyle diyorsunuz. Adli bilimciler olarak duyduğumuza ve gördüğümüze dahi inanmayız. Ee, peki mesleğinizin getirdiği bu hassasiyet günlük hayatınızı nasıl etkiliyor? <laughs> yani... İnanmamaya çalışıyorum tabii ki. Söylenene inanmamaya çalışıyorum. Tabii inanıp inanmayacağımızı da nasıl ölçeceğimizi de öğreniyoruz bu arada. Yani söylenenlerin doğru olup olmadığını anlayacak bir kapasite geliştiriyorsunuz tabii zaman içinde. Yani biliyorsunuz bu özel bir alan. Yani karşısındakinin yalan söyleyip söylemediğini anlayabilmek ama bu hiçbir zaman işte gözünü yukarıya kaldırdı ya da işte şöyle yaptı filan ya da ayağını salladı filan değil. Yani bunun başka türlü bir ilmi var. Çok derin bir e, alandır. E, ama zaman içinde nasıl soru soracağınızı da öğreniyorsunuz. Yani şüphelendiğiniz takdirde ifade alma teknikleri diye dersi okutuyoruz tabi adli bilimcilere. Yani onlarla beraber olanların pek o kadar kolay değil hayatları diye düşünüyorum zaten. Hürriyet gazetesine verdiğiniz bir röportajda suç işlemiş bir beynin düşünebildiği ve yapabildikleri sağlıklı bir beyin tarafından katiyen hayal bile edilemez diyorsunuz. Mesleğiniz gereği bir suçlu gibi düşünmek zorunda kaldığınız durumlar oluyor mu? Her zaman. Yani her zaman. Başka türlü olmaz. Yani ister bir dava dosyası üzerinde çalışın, isterse yazın. Yani biliyorsunuz gerçek suç öyküleri yazıyorum. Ama ben bu suç öykülerini yazarken tabii ki e, nasıl aydınlatılmışsa o yönden yazıyorum. Yani e, failin psikolojik durumu filan beni ilgilendirmiyor. Yani o şekilde değil. Ben soruşturmacı gözüyle nasıl aydınlatılması icap ettiğini yazıyorum. Onu yapmışlar mı yapamamışlar mı ona bakıyorum. Yani bir olayı çözmek için tabii ki her zaman kendinizi failin yerine koymak zorundasınız. Ne yapmıştır? nereye götürmüştür, nerede hata yapmış olabilir şeklindeki düşünme tarzını bulabilmeniz lazım. Tabii bu çok zor çünkü insan insanoğlu her biri birbirinden farklı. Gerçi birçok sınıflama yapılır yani katiller sınıflanır, seri katiller kendi içinde sınıflanır ama ...çok ciddi farklılıklar vardır aralarında. Bu sınıflamayı yapmalarının nedeni... ...yani mümkün olduğu kadar... ...o kişiyi yakalayabilme tekniğini... ...belirleyebilmek için. Yani nasıl yakalanacağına karar verebilmek için... ...sınıflamaya çalışırsınız. Dolayısıyla motifi bulmaya çalışırsınız. Yani neden yapmış acaba? E kolay olan yani bir alacak verecek meselesi varsa... Kime para borçluysa onların peşine düşersiniz veya da kim ona e, borcunu ödemiyorsa ortadan kaldırmak isteyen de odur diye bakarsınız. Bu en, en kolayı veya bir aşk hikayesinin peşine düşersiniz ama hayat işte böyle basit değil zaten mimar olmak istediğinizi ve şiir yazmayı sevdiğinizi söylüyorsunuz. Hatta bir seferinde anneannenizin şiir defterinizi bulduğunu ve paramparça ettiğini sizden okuyoruz. Peki geçmişe <laughs> baktığınızda iyi ki bu alanı seçmişim diyor musunuz yoksa ufak da olsa içinizde bir keşke var mı? Keşke mimarlık veya şiir alanına yönelseydim gibi. Ee, evet istedim ama yani ailemin ısrarı üzerine zaten bambaşka bir meslek okudum. Yani kimya ve biyokimya üzerine gitti. Ama her zaman için e mimariye yatkınlığım da olmuştur. Çok da merakla izlerin dünyada nelerin yapıldığına dair ve her yerde de iç dekorasyon beni ilgilendirir. Yani şu duvar şöyle olsaydı ya da şurada şöyle bir şey olsaydı diye bakarım amatörce. İnşaatında bulunduğum yani temel atılıktılmasında bulunduğum yapılar olmuştur. Orada da yani hakikaten en ince ayrıntısına kadar da bakmışımdır. Yani yurt dışına gittiğim zaman da herhangi bir ülkede mesela e, elektrik e, kablolarının nasıl çekildiğine filan bile bakarım yani böyle biraz tuhaf e, meraklarım var ama onu seviyorum. Şiir yazmaya gelince şiir yazmadım ama kitap yazdım yani e, bir yazar olarak da kendime güveniyorum doğrusu hatta aldığım ödüller filan da vardır ama yani bir edebiyatçı olduğum değil ama okunur ve anlaşılır bir biçimde ve keyif alır biçimde yazdığıma da inanıyorum. Adli bilimler dışarıdan bakıldığında zorlu bir meslek olarak görünüyor. Bu alanda çalışan bazı kimselerin de yorulduğunu, yıprandığını tahmin ediyoruz. Mesleğinizi sürdürülebilir kılmak adına kariyerin başındaki meslektaşlarınıza tavsiyeleriniz var mı? Şimdi tabii benim birçok şapkam var. Yani sadece tabii ki bu alanda ve de sadece bir akademisyen olarak üniversitede çalışmıyorum. Benim yurt dışında da belki biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de de bir görevim var. Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyesiyim. Orası başka bir şapka. Yazıyorum o başka bir şapka hiç kuşkusuz. E Bunun gibi de bir takım başka hobilerim de var e, ve bunları da yapıyorum. Şimdi... Tabi bu kadar çok çeşitliliğin içinde insan sıkılmıyor yani ve de yıpranmıyor. Sadece bir tek şey yaptığınız zaman yıpranırsınız yani herhangi bir hobiniz yoksa herhangi bir başka meşguliyetiniz yoksa elbette kendinizi sıfırlayamazsınız ve o, o burnout dediğimiz yani o, o şeyin içinde debelenip durursunuz ve tükenirsiniz adı da zaten tükenmişlik sendromudur. Ama beni öncelikli olarak tabii ki ayakta tutan üniversite hocalığıdır. Çünkü sürekli olarak hep çok genç yaşta insanlarla karşı karşıyasınız. Hele lisans okuttuğunuz zaman 17-18 yaşında karşınızda insanlar var. Ve onların başka bir dünyası var. Bu dünyaya ayak uydurmak zorundasınız. Yani onların ...neden hoşlandığının, değerlerinin ne olduğunu, neyi merakla dinleyip, neden neyin e, e, onların ilgisini çekmediğini fark etmek zorundasınız. Kullandıkları teknolojilerin neler olduğunu bilmek zorundasınız. Belki farkındasınızdır. Mesela sosyal medyada iyi bir kullanıcıyımdır. Yani iyi ya da kötü, önemli değil. Yani yüz binin üzerinde takipçimle kimi zaman kavga edip, kimi zaman sevişerek geçen... Ee, şeylerim oluyor. Yani böyle bir epizotlar halinde oluyor. Ama ben bunun önemli olduğunu yani özellikle de gençlerin nabzını tutmak için bunu yapmam icap ettiğini biliyorum. Bundan da çok mutluyum. Çünkü bir torunum var mesela. O, o torunla ben çok 17 yaşında onunla kendi arkadaşıymış gibi ortak bir dilde konuşabiliyorum. E, ve de kendi dünyamı ona anlatabiliyorum. Ama anlatırken onun keyif alacağı biçimde anlatıyorum. Yoksa yani yaşlıların bizim zamanımızda şöyleydi diye başladığım zaman dinlemeyeceğini biliyor. Ona, ona onu başka türlü anlatmasını, becerisini de öğrenmiş bulunuyor. Evet. Herkese de bunu tavsiye ederim. Yani gençlerle beraber olmayı ve onlara kendi mesleğini, onlara anlatabilmeyi önemli görüyorum. Kendi mesleğinde gelişmek için. Kısa bir süre sonra Cinayet Kokusu adlı kitabınız matbaadan çıkacak. Peki okuyucular son kitabınızda nelerle karşılaşacak? Tabii ki gerçek suçlarla karşılaşacak ama birazcık daha farklı daha öncekilerden diye düşünüyorum bu sefer 15 öykü var daha bazıları çok uzun yazılmış öyküler yani daha öncekinden daha uzun yazılmış ve de daha ayrıntı var bazılarında tabii ki bir bölümü insanların canına kıyan Kıyanların peşine düşenlerle ilgili. Fakat e, tabii ki çağdaş bir takım sorunlar, yani e, diyelim ki e, deep web ya da işte dark web'deki suç tipleriyle de ilgili e, şeyler var, e, öyküler var içinde. Ama İran'dan mesela bir seri katil, Çin'den seri katil veyahut da işte bir toplu yine başı kadar bir topraktan Arjantinlilerin, Brezilyalıların, Kolombiyalıların nasıl katilleri bulduğuna dair bir takım örnekler var. E, teknoloji var. Yani yeni teknolojiler var. Daha önce bilmediğimiz ve onlarla aydınlatılan o, olaylar var. E, DNA analizlerinin geldiği durum var. Yani sadece yakınlarınız üzerinden değil ama üç kuşak, beş kuşak gerideki insanlar sayesinde nasıl katillerin bulunduğu yani 30 yıl, 40 yıl sonra nasıl bulundukları mezarda ise ise nasıl çıkarılıp e, da katil buymuş dendiği gibi öyküler de var. Ve de idam cezasıyla ilgili tabii ki yazılar var. Onun ona karşı olduğumu söylüyorum zaten. Kadınların neden polisiye izlediğine dair bir takım örnekler var. Çok sorulan. Bir takım hayali dedektifler var. Yani romanlarda karşılaştığımız dedektifler kimlerdi? Ve onlar nasıl öncü olmuştur? Yani daha onların benzerleri yok iken gerçek hayatta bunlar yani nasıl hayal edilip bunlar yazılmış. Onlarla şeyler var. Tabii ki kan kokusu var. Yani koku var. Yani kokunun önemi... Ee, nerelerde kokuya rastladıkları ve kokuların nasıl e, soruşturmalarda iz bıraktığıyla ilgili e, şeyler var yazılar var ve de e, neler oluyor hayatta diyerekten bir bölüm var orada da işte e, hem binlerce yıllık kemiklerden nasıl neler bulunduğundan tutun da yani bu işin sadece bu günü değil ama tarihi de aydınlatan bir mesleğimiz olduğunu gösteren bir takım öyküler var. İntihar var. İntiharın nasıl yaygın bir biçimde Japon kültüründe yaşandığı var ve onun yayılımı. Tek başına bir odaya kapanan ve de bugün artık 50 yaşında, 60 yaşında olan yıllardır da odalarından çıkmayan insanların öyküleri var. Yalnızlık bakanlığı meselesi var. Yani böyle kısacası çağdaş yani çağdaştan ziyade bu bu son 3-5 yılın kendi mesleğimizde tartıştığımız alanlar varsa ne dersem ilgilerini çekecektir diye düşünüyorum. Az önce kısaca değindiniz. Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu Başkanlığı sırasında yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? Şimdi bu kurula ilk kez ben 2005-2010 yılları arası için seçildim. 5 yıllık bir görev süresiyle seçiliyor ve Ekonomik Sosyal Konsey. Yani 56 ülke var. Onlar da belli rotasyonla değişir. Bunların arasında işte bu adaylar yarışıyorlar. 2005-2010 arasındaki dönemde 2009'da başkanlığını yaptım kurulun. Ama daha sonra da tabii raportörlüğü, birinci başkanlık bilmem ne bir sürü bir şey yapıyorsunuz. Ve o kadar ki yani bir ülkenin ne kadar haşhaş ekeceğini varıncaya kadar karar veren bir kurul bu. Yani şu kadar bin hektar ekebilirsin diyoruz mesela. Neden? Çünkü kaç hektar haşhaşlar ne kadar afyon üreteceğini biliyoruz. O kadar afyonun alıcısı var mı onu biliyoruz. Çünkü ticareti de takip ediyoruz. Eğer satamayacaksa elinde kalacak. Kalırsa stoklar kaçağa gidebilir kaybolur, çalınır vesaire diye. Bunun hep böyle çok ince hesapları var. Onları da yapıyoruz. Şu dönem başkan olma dönemi değil. Çok riskli bir dönem geçiriyor dünya. Çünkü birçok ülke biliyorsunuz kanabisi yani esrar yapılan o bitkiyi serbestleştirdi. Son zamanlarda yavaş yavaş Batı dünyasının hemen tamamı esrarı serbest bıraktı. Çünkü tabii bunda değişik nedenleri var. Zararsız olduğundan değil, diğerlerine göre nispeten zararsız bir kere bir. İkincisi o kadar çok kullanılıyor ki bunları alıp cezaevine koymanızın imkanı yok artık. Yani cezaevlerinin doluluğu yüzünden böyle bir şey de var. Üçüncüsü de tabii insan hakları savunucusu, lobiler ve de sivil toplum kuruluşları vesaire bu bu şeydi bu benim hayatım istediğimi yaparım demeye başladı ama maalesef e, parası olan ülkeler serbest bırakmaktan zarar görmediler neden olduğunu söyleyeceğim size zengin ülkeler bundan zarar görmüyor ve de esrar kullanıcı sayısı artmıyor halbuki beklenen serbest bırakıldığı takdirde kullanıcı sayısı artacak diye düşünüyorduk artmıyor niye artmıyor çünkü önleyici eğitim yapabiliyorlar. Çok küçük yaşlardan itibaren. Tabii ki okul öncesi yaştan itibaren hayır demesini öğretebiliyor. Problem çözme yeteneğini öğretebiliyor. Sorunlarıyla başa çıkmayı öğretebiliyor. Spor yapmanın ne kadar önemli olduğunu, derslerin ne kadar önemli olduğunu, okula devamın ne kadar önemli olduğunu hayatta öğretiyor. Böyle olunca da insanlar sorunları olmuyor, derdiniz yoksa eğer uyuşturucuya başlamıyorsunuz. Yani birisi sizin o depresif halinizden istifade ederek size Al bir de şunu kullan di veriyor ve siz o anda hayır demesini bilmiyorsanız diyemiyorsunuz hayır. Maalesef bizim toplumumuzda hayır demesini öğretmek tabii ki çok zor. Çünkü önünüze konan yemeği size zorla yedirirler. Hayır diyemezsiniz. Efendim kimse hangi sinemaya gideceğini size sormaz. Oraya nereye gidilecekse oraya gidilecek. Ne giydirilirse küçükken size onu giymek zorundasınız. Yani hayır diyemezsiniz. Hayır çalışmayacağım diyemezsiniz. Yani devamlı birilerinin bir otoritenin söylediği yolda gitmek zorundasınız. Öyle okutulan, öyle öğretilen insanlar bir arkadaşın da bir rol modelin, daha kendisinden daha büyük yaşta olan baskı kurabilen önemlice bir liderin diyelim ki söylediğini okulda, okuldaki o diyelim ki çocuklar grupları arasında bir şey uzattığı zaman hayır diyemezsin. Bu sadece erkeklerle ilgili değil tabii kadınlarla da aynı dert var. Ama kadınlar daha çok reçete tabi ilaç kullanır ilaç kötüye kullanımı var kadınlarda. Hard drug dediğimiz yani bu diğer yasa dışı maddelerin kullanımı onlarda yok gibi bir şey. Yok gibi. Artıyor tabii ama yok gibi. Fakat kadınların ilaç kullanmaları tabii ki sakat doğumlar, zeka özürlü doğumlar gibi bir takım başka şeylere neden oluyor. Ve bunun üzerinde de fazlaca durmuyoruz. Mesela ülkemizde bu kadar yabancı var. Şu anda Suriyeliler var, Afganlar var vesaire. Bu insanların arasında mutlaka madde kullanan var. Mutlaka ilaç kullananlar var. Çünkü hele kamplardan gelenler, kadınlar da üstelik mutlaka onlara anksiyete için, depresyon için filan birileri bir reçete yazmış oluyor. Şimdi bunlar reçetesiz bunları Kullanmaya başlıyorlar, devam ediyorlar. Daha doğrusu bunun da bir kara borsası var elbette. Yani ee, taleple mücadele etmediğiniz takdirde, siz istediğiniz kadar bilmem kaç ton dünya rekorları kırın, eroin yakalayın, tarihte daha olmadığı kadar kokain yakalayın. Ne olursa olsun yine de talebi azaltmak zorundasınız. Çünkü biz transitiz, yani eroin için transit bir ülkeyiz. Afganistan'dan Avrupa'ya gidiyor kokain içinde transit bir ülkeyiz. Latin Amerika'dan bizim üstümüzden yine Avrupa'ya gidiyor. Kullanıcı burada değil. Ama spillover diye bir şey var. Yani durdukça birileri bunu denemeye kullanmaya başlar. Yani bunu gördükçe. Sonra onlar da yeni pazarlar arayacaklar kendilerini. Yeni insanlar tabii ki bulmak zorundalar. Bir de biz bir başka şeyin Yine yolu üstündeyiz. Kaptagon denen bir maddenin Arap Yarımadasında inanılmaz derecede revaçta olan e, ve de kokain gibi etki eden, insanların uyumasını engelleyen, efendim uzun süre e, seks yapmasını sağlayan ya da sağladığı zannedilen. Eskiden bir müstahsar yani bir imal edilen bir ilaç ama artık o ilaç imal edilmiyor. Fakat üzerinde aynı logo basılarak Kaptagon sahte olarak imal ediliyor. Nerede? Balkan ülkelerinde imal ediliyor. Büyük ölçüde. Bizim üzerimizden e, Arap Yarımadası'na gidiyor. Herkes bunu kullanıyor. Ee, yani Suudiler, Suriyeliler, Iraklılar vesaire. Tabii ki işit. Çünkü açlığa dayanabiliyorsunuz tıpkı kokain gibi ve uykusuzluğa dayanabiliyorsunuz. Bu da önemli bir faktör savaşanlar için açlığa dayanmak. Nitekim kokain de aslında başlangıçta öyle olmuştur. Yani Ant dağlarında çalışan işçilerin daha uzun süre çalışabilmesi için koka yaprağı çiğnemeleri sağlanmıştır. Onlar da o şekilde çalıştılar. A aç çalışabildiler ve uzun yıllar uzun süre çalışabildiler. Son sorumuza geldik Sevil Hanım. 22 yaşındaki Sevil Atasoy'la bugün bir kafede karşılaştınız. Ona neler söylersiniz? E, 22'sinde artık üniversitedeydim. Bilmiyorum yani eğleniyorduk çok. Fazla bir şey değiştirmesini istemezdim. Çok okurduk ve de sinemaya giderdik. Sinema teke giderdik çünkü piyasada oynamayan filmler orada oynanır oradaydı yani Taksim'de bir e, sinema tekin bir yeri vardı. Sanatla ilgilenirdik çok. E, güzeldi hayat. Ben bir şey değişti. Ben hala güzel tabii yani o başka mesele yani orada güzeldi de şimdi güzel değil değil. Hepsinin ayrı çok güzel keyifleri var. O da hiç mesela sizinle şimdi böyle konuşuyorum. Hiç karşılaşmadığımız insanlarla 40 yıllık ahbap gibi muhabbet edebiliyoruz ve ben size ne bileyim ben daldan dala bir şeyler anlatıyorum. Böyle bir şey yoktu yani çok daha küçük gruplar içerisindeydik. Yani insanın dünyaya açılması, dostluklar edinmesi, sosyalleşmesi tabii ki şimdi var. Muhakkak ki çok daha zenginiz hem ruhen hem de entelektüel açıdan daha zenginiz şimdi. Ama keyifse keyif. Gençlikte her zaman her şey keyiflidir. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizim için çok teşekkür, keyifli bir röportaj oldu. Teşekkür olmuş. ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Görüşmek üzere.